Merhaba, ben Chris Burns. The Network'a hoş geldiniz. Birazdan konuklarımızı tanıtacağım ama önce başlıklar. Avrupa'da yolsuzlukla mücadele etmek zor mu? Bazı ülkeler uluslararası şeffaflık listesinde üst sıralara tırmanıyor. Yolsuzluk ve rüşvet fiyatları yükseltir, rekabeti bitirir ve demokrasiyi ayaklar altına serer. Avrupa ve Birliği aday ülkeler şeffaflığı nasıl sağlar? Avrupa Birliği bazı ülkeleri erken üye yaptı. Yolsuzluk sıralamasında Bosna Hersek, Benin ve Moğolistan'la aynı puanda bulunuyor. Yolsuzlukla mücadele konusunda katı bir tutum acaba durumu daha da mı kötüye götürür? Konuyla ilgili burada Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'ndayız. Elena Panfilova, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkan Yardımcısı. Dusko Lopandic, Sırbistan Avrupa Birliği Temsilcisi. Ve Ana Gomez, Avrupa Parlamentosu Sivil Haklar ve Adalet Komitesi Üyesi. Bu soru hepinize geliyor, ancak Elena ile başlayalım. Avrupa Birliği'nden 17 ülke sıralamada yükselirken Fransa, İsveç ve Malta geriye düştü. Diğerleri ise yerinde saydı. İtalya ve Romanya 43. sıraya demirledi. Avrupa Birliği ülkeleri neden yolsuzlukla mücadele konusunda başarısız oluyor? Ne söylemek istersin? Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre bazı ülkeler daha adaletli, güvenilir ve şeffaf bir yapı için gerekli kanunların yeterince düzenlenmediğini düşünüyoruz. Real anti-corruption is day by day very hard implementation of those laws. Yolsuzlukla mücadele kanunlarını uygulamak çok zor. Bazı kanunlar revize ediliyor ancak yasal boşluklar olduğu için hükümetler sıkışmış durumda. Sayın Büyükelçi, Sırbistan neden sıralamada geriledi? Yolsuzlukla mücadele Sırbistan hükümetinin öncelikli konuları arasında. Rüşvet konusuyla ilgili stratejimiz ve hareket planımız bulunuyor. Bu durumu çok önemsediğimizi göstermek için Başbakanımızın yolsuzlukla mücadele grubunun liderliğini üstlendiğini söyleyebilirim. Yani bu konuyu ciddiye alıyorsunuz. Anna Portekiz sıralamada demir attı. Neden hiç ilerleme olmuyor? Sence sebebi nedir? This is a European problem. It's not just a national problem. I mean, lots of cases indeed. Bu Avrupa ile ilgili bir sorun, ulusal değil. Yani birliği aday ülkeleri konuşup üye ülkeleri saymamak ikiyüzlülük olur. Avrupa Birliği'nin geçen sene yolsuzluk hakkında yayınladığı rapordaki birçok önemli olayın üstü örtüldü ve deliller şunu gösterdi ki komisyon üye ülkelerin uygulaması gerektiği konular üzerinde çok durmadı. Bazıları fon verme işlemini durdurmaktan söz etti ve bu bazı ülkelerde uygulandı. Peki tehdit nedir? Dusko, sence Sırbistan'da ne yapılırsa başarıya ulaşılır? Kalkınma fonundan mahrum bırakmak, yolsuzlukla mücadelede Sırbistan'da etkili olur mu? Zannetmiyorum. Dediğim gibi hükümet gerekli olan her şeyi yapıyor. Yasalar iyi ve uygulanabilir şekilde düzenlenmeli. Ayrıca rüşvetle mücadele konusunda siyasi bir çaba olmalı. Elbette halk da buna destek vermeli. Sırbistan'da tüm bu dediklerimi uygulayabilirsek, gelecek yıllarda gelişme kaydederiz. Kesinlikle halk desteği önemli. Fon akışını durdurmak sence yararlı olur mu Elena? Bu uygulamanın yolsuzlukla mücadele konusunda işe yaradığını söyleyebilir miyiz? Biliyorum, herkes şartlara bağlı deyiminden nefret ediyor. Her yolu denediğimiz konusunda çok net ve açık olmalıyız. Bazı konularda kesin başarı yakalanmalı. Hiçbir suç cezasız kalmamalı düşüncesinde Ana'ya katılıyorum. Televizyonda her gün gördüğümüz kişiler de bir bakmışsınız ortadan kaybolmuşlar ve onlara hiçbir şey olmamış. Yeni üye kabul ederken bu hususları da dikkate almalıyız.
doing with that? That should be taken into account when we are considering the new member states to come. Okay, so you're asking for. Yani bu konuda daha belirgin hareket edilmesini istiyorsun. Avrupa Birliği hayalleri olan Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Türkiye yolsuzluk listesine girdi. Bu durum müzakere süreçlerini baltalar mı? Yolsuzlukla mücadele için bu ülkelerle müzakereleri durdurmalı mıyız? Hayır, bu konu adalet isteme ve yolsuzluğu açığa çıkarmak için topluma yardım etme ile alakalı. Aynı zamanda bu konu Avrupa'daki rüşvetle mücadeleye karşı savaşla, mali yapıyla, kıta içinde ve dışındaki vergi cennetleri ile alakalı. Çünkü bunlar yolsuzluğun örtbas edildiği kara noktalar. Burada bir Avrupa kibirinden bahsedebilir miyiz? Sayın temsilci, müzakereleri kaldırmak sizce etkili olur mu? Bence tam tersi. Sırbistan çoğu durumda Avrupa Komisyonu ile birlikte hareket ediyor. Örneğin ülkemiz şu anda yolsuzlukla ilgili 23. maddeyi görüşüyor. Yani birliğe müdahil olma çalışmaları yolsuzlukla mücadeleye yardımcı oluyor. Yolsuzlukla mücadele konusunda ileriye gidersek, milliyetçi kesimin bize ülkemizde ne yapmamız konusunda çok şey söylüyorsun deme ihtimali var mı? Elena, sen Rusya'da bulundun. Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım atma tehlikesi bulunuyor mu? Bence boş konuşuyoruz. Çünkü gerçek milliyetçiler ülkelerindeki kamu kurumlarında şeffaflık, güven, özgürlük ve yolsuzluk mücadelesi isterler. Diğerleri çok da önemli değil. Bunlar hep siyasi sloganlar. Bu yüzden son söylediklerinize çok önem vermiyorum. Wouldn't pay too much attention to that. Anna, sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Avrupa Birliği ikiyüzlü davranamaz. Çünkü Rusya gibi ülkelerdeki yolsuzluk izleri Avrupa'nın bankacılık sistemi içerisinde temizlendi ve bu paralarla kıta içerisinde yatırıma göz yumuldu. Avrupalı hükümetler buna daha fazla izin veremez. Bazı konularda müzakereler zorlu geçiyor. Bu durum Sırbistan'daki milliyetçi kesimi harekete geçirmiyor mu? Ne söylemek istersin? Şartlara bağlı durumu bir sorun teşkil ediyor ve bunu masaya yatırabiliriz. Çünkü Sırbistan'daki herkes yolsuzluk ve rüşvetin kötü bir şey olduğuna ve her yönüyle bu olumsuz durumun giderilmesi gerektiğine inanıyor. Son sorumu soruyorum. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yolsuzluğu açığa çıkar diye çok ilginç bir kampanya düzenlendi. Avrupa'da, Amerika'da ve G20 ülkelerinde Danimarka'nın yaptığı gibi herkesin mal varlığı halka ifşa edilse, hangi şirketin arkasında kimlerin olduğu açıklansa, sence bu durum yolsuzluk sorununu çözer mi? Anna, ne söylemek istersin? Bu sorun en merkezde duruyor ve şu anda Avrupa Parlamentosu da zaten bununla savaşıyor. Kara para aklamaya karşı bir kanunu yürürlüğe sokmaya çalışıyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri vergi cenneti konumunda bulunuyor ve bu yolsuzlukla mücadele konusunu zora sokuyor. Rüşvetin açığa çıkması için bu kritik bir nokta. Ayrıca yolsuzluğu örtbas eden paravan şirketlerin de önüne geçilmesi gerekiyor. Bazı şirketlerin söz konusu ülkelerde rahatça hareket edebilmeleri onları cesaretlendirmiyor mu? Yolsuzluğun tadı rüşvet alıp hayatını yaşamaktır. Eğer Avrupa'da yolsuzluk yapan yetkililerin rahatça alışveriş yapıp villa satın aldıkları ülkeler bu paraların ülkeye girmesini engeller ve yolsuzluğu açığa çıkar kampanyasıyla kamuoyu oluşturulursa, kimse bu paraları rahatça gizli köşelerde ve başka ülkelerde harcayamaz, sefasını süremez. Bunu uygulamazsak yolsuzluğun önüne geçmenin bir anlamı kalmaz. Sayın Büyükelçi, sizin ülkeniz bu kanunları uygulamaya hazır mı? Bunu gözden geçirmeliyiz. Bence yolsuzluğa karşı hep birlikte savaşmanın çaresi bu. Sadece bu konuyu konuşmamalı ve iş dünyasında dönen rüşvet ve yolsuzlukları da ele almalıyız. Örneğin sağlık sektörü, eğitim ve yolsuzluğun büyük oranda yayıldığı diğer alanları da konuşmalıyız.
Çok teşekkür ederim. Ancak süremiz doldu. Konuklarım Elena Pamfilova, Dusko Lopandiş ve Ana Gomez'e çok teşekkür ederim. Ben Chris Burns. Haftaya görüşmek dileğiyle.